Hünkârım. Nedir o elindekiler? Payitahttan hazinelerden gelen bazı evraklar hünkârım. Haremle alakalı bir havadis var mı? Mühim bir şey yok hünkârım. Her şeyin yolunda olduğu yazıyor. Hala. Hünkârım, seferde olmamızdan istifade etmek isteyen Andre Dore'ye bağlı bazı kuvvetler Moran'a saldırmışlar. Fakat müdafaamızı aşamamışlar. Bunun üzerine Koron'a saldırmışlar ve zapt etmişler. Barbaros'tan haber yok mu hala? Hayrettin Paşa durumu kendisi haber almış. Andrea Doria'nın peşine düşmüş fakat Andrea Doria daha erken davranmış. Şu an kaçmakta hünkârım. Kralları şarken de aynı şeyi yapıyor, şaşmamak lazım. 100.000'e yakın esir, onlarca kale ve ganimet elde ettik. Hünkârım, Avusturya'yı baştan başa işgal etmiş bulunmaktayız. Buna karşılık şarken karşımıza bir ordu çıkartamayacak kadar korkak davranıyor. Yakında havalar bozacaktır hünkârım. Anlaşılan o ki Şarken bu sefer de karşımıza çıkmayacak. Andrea Doria'yı ve diğer işbirlikçilerini kullanarak bizi karadan değil denizden, arkamızdan vurmaya çalışacak. Denizlerdeki bütün tedbirler alınsın İbrahim Paşa. Paşalarım, beylerim, Allah'ın izni sizlerin de üstün gayretiyle bu seferden de alnımızın akıyla dönme vakti gelmiştir. Derhal hazırlıklarınızı yapın, payitahta dönüyoruz. Hoş geldiniz Sahip Girayhan. Şehzadem, hayırlı uğurlu olsun ilk seferiniz. Sağ olun. Devlet-i Aliye'ye hizmet vermeye başlamak benim için büyük bir şeref. Babanız çok büyük bir savaşçı. Umarım siz de onun kadar iyi bir komutan olursunuz. Benim de en büyük arzum ve tek temennim babam gibi olmaktır. Şehzadem, Sahip Girayhan. Bali Bey. Hünkârımız sizi huzura kabul edecek. Hünkârım, paşam. Bu sefer sona erdi Sahip Girayhan. Geri dönüyoruz. Sana verdiğim bütün vazifeleri layığıyla ifa ettim. Benim için sizinle, sizin yolunuz için savaşmak büyük şereftir hünkârım. Artık Kırım'daki taht kavgalarına bir son verme vakti geldi. Derhal Kırım'a dön ve layık olduğun tahta otur. Ben bütün desteğimle yanındayım. Allah sizden razı olsun hünkârım. Şehzade Mustafa Hazretleri. Validem. Hoş geldin aslan. Hasret kaldım sana. Ben de size validem. Mustafa. Aslan parçam, nasılsın? Sağ olun validem. Eksik olmayın. Kahvaltı. Hoş geldiniz. Anne. Mustafa. Validem, Hürrem'le evlatlarım neredeler? Hürrem'in biraz rahatsız olduğunu söylediler. Hayırdır inşallah. Neymiş rahatsızlığı? Süleyman Han Hazretleri. Hürrem. Süleyman. Benim eşsiz sultanım. Ne olur git buradan.
halde görme beni. Hürrem'im. Az evvel haber aldım. Sarayda yangın çıkmış. Rabbime şükrediyorum, seni bana bağışladı. Öyle mi dediler sana? Ne demek bu? Beni yaktılar Süleyman. Yakarak öldürmek istediler. Canımı zor kurtardı. Başıma ne geldiyse yazdım, anlattım. Dayı Hatun da şahit. Bizzat ona yazdırdım mektubu. Benim böyle bir mektuptan haberim yok. İbrahim engel oldu. Vermemiş. Siz üzülmeyin istemiş. Ne diyorsun sen Hürrem? Neler yaşadığımı bir ben bilirim, bir Allah. Aybik Hatun'la Dayı Hatun kurtardı beni. Onlar olmasaydı... Şu halime bak. Aylardır dairemden çıkmıyorum. Çocuklarım benden korkmasın diye... yüzümü bir an olsun açmadım. Hayır. Hayır. Bu kaçıncı ölüm Süleyman? Benim ne günahım var? Bana bunu neden yapıyorlar? Seni, evlatlarımı güzelliğime almak istediler. Ne vakit biter bu düşmanlık? Destur! Sultan Süleyman Han Hazretleri. Beni validemle yalnız bırakın. Duyduklarım doğru mu? Ne oldu, ne duydun ki? Siz bana haremde yangın çıktığını söylediniz. Lakin bu bir isyanmış. Hürrem'in canına kastedilmiş. Doğru. Evet. Ulu orta konuşmak istemedim. Akşam anlatacaktım sana. Validem, ben giderken Hürrem'i size emanet ettim. Ancak şimdi görüyorum ki benim emanetimin sizin için hiçbir kıymeti yok. Bu oyuna gelme aslanım. Seni bana karşı kışkırtıyorlar. Hürrem'in kendi hatası bu. Haremi ikiye böldü. Sırf kendine yandaş olmaları için altınlar saçtı. Bundan mahrum kalanlarsa huzursuz oldu. Birbirlerine girdiler. En son bir hırsızlık olmuş. Cariye ben yapmadım diye kendini yakınca ortalık karıştı. Hürrem'e suç buldular. Daha ne olduğunu bile anlamadan haremi birbirine katıp yangın çıkardılar. Neyse ki kurtuldu. İsyana karışan ya da ihmali olan herkes cezasını çekti. Hürrem, bu isyanı sizin çıkarttığınızı düşünüyor valide. Sen de inandın mı buna? Daha iyi de şahit gösteriyor. Daha iyi kendini kurtarmaya çalışıyor. İsyanda ihmali olduğu için azlettim. Bu yüzden öyle demiştir. Dahi Hatun'u da kaybettiğinize göre... sizin 40 yıllık yoldaşınız o. Validem, dikkatli olun. Haremi layığıyla yönetemediğiniz gibi... yalnız da kalıyorsunuz.
Sultan Süleyman Han Hazretleri! Hürrem'im. Süleyman. Affet devranım, sevgilim. İki cihanda yegane karım. Bak yüzüme. Çirkinlik size layık değil hünkârım. Görmeyin daha iyi. İyileşene kadar görmeyin. Ben seni her halinde sevdim. Başımın tacı yaptım. Gel ben. Gel. Süleyman dur. Ne olur dur. Bu çirkin halimi görme isteme. Benim bu gözlerim seni nasıl çirkin görür? Bu mümkün müdür? Sen bilmez misin ki ben sana baktıkça nefes alırım? Hünkârım, beni emretmişsiniz. Benden sakladığın her neyse seni güçlü yapmaz İbrahim. Seni korkak yapar. İsyan meselesini kastediyorsanız müsaade edin izah edeyim. Bunun izahatı yok İbrahim. Sen ne akla ne cüretle saklarsın bunu benden? Sizin için hünkârım. Mevzu bir hayli hassas. Malum seferdeydik. Böyle bir hadiseyle aklınızı meşgul edip üzülmenizi istemedim. Vaka... Sultanımızın da iyi haberlerini almıştım. Hürrem'e mektup yazmışsın. Maksadın nedir? Meseleyi örtbas etmek mi? Ben ki tam sana burada emanet ettim Hürrem'in canını. Ayağa kayıp düşse seni mesul tutarım dedim. Böyle mi koruyorsun onu? Ben meseleyi size yansıtmadan çözmek istedim. İki ateş arasında kalmanızı istemem. İki ateş arasında. Öyle mi? Malum. Sultanımız bu menfur saldırı arkasında valide sultanımızın olduğuna inanıyor. Ben buna ihtimal vermiyorum.
Lakin dedikleri gibi ise bu mesele benim boyumu aşar hünkârım. Hünkârım. Aybüge Hatun. Sana babandan selam getirdim. Çok özlemiştim babamı. Nasıllar? Maşallah gayet iyi olduğunu gördüm. Kırım'a yolcu ettik. Babanı resmen Kırım Hanı olarak tayin ettim. Bundan böyle tahtın tek sahibidir. Öyleyse benim de gitme vaktim geldi artık. Henüz değil. Evvela suların durulması icap eder. Huzur ve emniyet tesis edilince gideceksin elbet. Siz nasıl uygun görürseniz hünkârım. İlaveten babanın sana bir hediyesi var. Hünkârım. Gel Malkoçoğlu. Aybüge Hatun'a eşlik et. Giray Han'ın hediyesini görsün. Elbette hünkârım. Buyurun. Hünkârım hoş geldiniz. Sizleri ağırlamak büyük şeref. Hatice, bu ne güzellik. Hünkârım. Hürrem, nasılsın? Sağ olun sultanım, daha iyiyim. Buyurun içeri geçelim. Validemizi ben davet ettim hünkârım. Teşrif ederek şeref verdiler. Validem. Arzu ederseniz yemeğe geçebiliriz hemen. Yemekleri hususi olarak sizin için hazırlattık. Sultanım bizzat ayağa kadar oldu. Çok lezzetli olmuş Hatice. Afiyet olsun hünkârım. Sen de beğendin mi Hürrem? Çok beğendim. Teşekkür ederiz sultan. Uzun zamandır bir araya gelemiyorduk. Ne iyi oldu. Evet, malum hadiselerin ardı arkası kesilmedi. O günler artık geride kaldı Hürrem. Öyle değil mi validem? İnşallah. Benim de temennim bu. Lakin hiç umudum yok. Bilhassa bu sarayda kıyılan nikahtan sonra. Allah hanedanımıza başka keder göstermesin.
Yarın müsaadenizle ben saraya dönmek istiyorum. Üzerine alınma Hürre. Bu aile arasında bir mesele. Hürrem de bizim ailemizin bir parçası validem. Siz kabul etseniz de etmeseniz de hiç kimse değiştiremez bu gerçeği. Anlaşılan bana yer yok bu masada. Validem. Hünkârım, en sevdiğiniz tatlıdan yapıldı. Arzu eder misiniz? Bu kadar kâfi. Sen Hürrem. Bana da. İkizler nasıl? Göremedik. Uyuyorlar. Bakalım istersen. Olur. Hünkârım. Biz yukarıdayız. Hünkârım bağışlayın. Faride Sultanımız bu meseleyi tatlıya bağlayacaklarını söylemişlerdi. Bazı insanlar değişmez Bargalı. Senin onları değiştirmek için sarf ettiğin çaba onları daha da karmaşık bir hale getirir sadece. Senin burada ne işin var? Bu haremi yönetmek sana mı kaldı? Sen mi karar vereceksin artık doğruya yanlışa? Sessiz ol. Yeter. Sessiz kalamam. O kadar kolay lokma değilim artık. Şehzademden aldığım güçle seni yerle bir ederim. Vallahi sana acıyorum. Bir kadın için ne de zavallı bir durumdur bu. Görmüyorsun, körsün. Bu gidişle Mustafa'nın da başını yakacaksın. Yeter artık! Derhal özür dile Hürrem'den. Sana özür dile dedim. Affedin. Daya hatuna reva mı bu? Hiç acımadan sokağa atıyorlar. Bu yaşta nereye gider? Ne yapar? Bu gidişattan ben de memnun değilim. Haremdeki hadiselerin ardı arkası kesilmiyor. Bu duruma bir el koyacağım. Olayları kökünden çözeceğim. Nasıl? Ne yapacaksın? Mustafa'm. Hürrem Sultan. Bizi babamla yalnız bırakın lütfen.
Ben anneme bir söz verdim baba. Hayatım pahasına da olsa onu koruyacağım. Onun üzülmesine izin vermeyeceğim. Bunu size de söyledim. Biz bu yüzden gittik Edirne'ye. Ama görüyorum ki değişen hiçbir şey yok. Siz hala onu üzüyorsunuz. Hala ağlatıyorsunuz. Hani adalet sizin için en yüce değerdi? Bu mu sizin adaletiniz? Bizim geleceğimize kim karar veriyor baba? Siz mi? Hürrem Sultan mı?